Gorgias, Platon'un gençlik diyaloglarından sayılıyor. Diyaloglarını bu konu üzerinde yıllarca çalışan uzmanlar üç gruba ayırıyorlar. Hem stil olarak, üslup olarak kelimeleri kullanma biçimi, yaklaşım tarzı ve düşüncelerinin gelişmesi açısından gençlik diyalogları var. 30 kadar diyaloğu var Platon'un. Olgunluk dönemi. Şölen mesela o döneme ait. Bir de yaşlılık diyalogları var. Gorgias gençlik diyaloglarının sonuna rastlıyor. Yani 40, muhtemelen 40 yaşında milattan önce 387 okulunu açtığı yıllarda, aynı yılda galiba, yanılmıyorsam, yazdığı bir diyalog şu açıdan önemlidir. 10-12 sene önce yahut 13 sene önce Sokrates idam ediliyor. Yani bu Sokrat'ın ölümünden 13 sene sonra yazılmış. Ve bu iyi okunursa Sokrat'ın neden suçlandığı ve neden öldürüldüğü, Atina'nın o dönemlerdeki entelektüel yaşamı, kültürel yaşamı, siyasi yaşamı hakkında ipuçları var. O bakımdan Gorgias ilginç bir diyalogtur. Yani Platon'un diyalogları arasında Sokrates'le bağını anlamak ve o dönemin Atenas'ındaki hayatı anlamak, felsefenin yerini görmek açısından dikkat çekici bir diyalog. Zengin bir diyalogtur. Değişik konular tartışılıyor. Gorgias bu diyaloğun geçtiği dönemde 80 yaşında falan olsa gerek. Çok ünlü bir retorisyendir, hatiptir, retorikçidir. Çünkü retorik ne açıdan önemli? Siyaset konuşmaları yaparken rakiplerinizi veya yandaşlarınızı ikna edebilmek, rakiplerinizi açıklarını bulmak açısından ikna veya caydırma gücü taşıdığı için retorik önemli. Mahkemelerde işe yarıyor. Kendinizi savunmak veya karşı tarafı suçlamak için. Bir de tabii entelektüel ortamlarda, yani dost meclislerinde iyi söz söylemek, etkili konuşabilmek ilgi çekiyor ve o dönem insanları güzel konuşmaları tıpkı bir müziği dinler gibi dinliyorlar. Ve bundan keyif alıyorlar. Yani böyle bir estetik neredeyse boyutu da var ve gençler böyle iyi konuşanların etrafına toplanıp onları dinlemek çok hoşlarına gidiyor. Ama bu tabii söylenen sözler etkileyici olmakla birlikte Platon'u rahatsız eden şey bu sözlerin taşıdığı anlamın veya düşüncenin yetersizliğidir. İşte Platon bununla mücadele ediyor. Yani ne kadar başarılı olmuştur? Bütün hayatı bu tip lafazanlarla, laf cambazlarıyla, içi boş
sözler konuşanlarla, işte hakikat üzerine nutuk atanlarla mücadeleyle geçmiştir. Ama öyle anlaşılıyor ki hayatının sonlarında mesela onun bıraktığı mektuplar var. Mektuplarına baktığınızda Platon'un çok da mutlu bir insan olmadığını, gergin, biraz ümitsiz kendi yaşadığı ülke hakkında olduğunu görüyorsunuz. Çok mücadele ediyor. Yani sadece okulunu oluşturup orada öğrencilere bilgi vermek açısından değil, düşüncelerinin uygulanabileceği bir siyasi ortam bulmak için de mücadele etmiştir. Yani Sicilya'da bir yeğeni galiba, prens olduğu bir kente de kafasındaki düzeni oluşturmak istiyor. Ama bunda başarılı olamıyor çünkü bir sürü şimdi de olduğu gibi ayak oyunlarıyla gücü elinde tutan birçok kurnaz insan var. Dolayısıyla Platon'un o hakikat arayışı 80 yıllık hayatında uygulamaya çok dönük olamıyor maalesef. Aristoteles tabii devam ediyor biraz okulda ama herhalde o da artık işte 347'de Platon öldüğüne göre 327'de de yanlış hatırlamıyorsam Aristoteles ölüyor. Ondan sonraki yıllar artık kent devletlerinin zayıfladığı, Roma'nın giderek güç kazandığı yıllar ve felsefe artık giderek eski gücünü yitiriyor. Buna rağmen Platon'un okulu 500 yıl kadar aşağı yukarı sürmüştür. Ama Platon'un umduğu şekilde mi oldu? Yoksa bozulmalar oldu mu? Elbette olmuştur. Belli bir dönemde felsefe öyle ışık saçıyor ve parlak dönemini yaşıyor. Yani o aşağı yukarı ne diyebiliriz? Bir 300 yıllık bir dönem. Yani aşağı yukarı milattan önce 600 ile 300 yılları arasında. Yani ondan sonra artık etkisini yitirmeye başlıyor. İşte bu Gorgias diyaloğunda ünlü Hatip Gorgias'ı adını vermiş bu diyaloğu vererek o dönemin sofistlerinin, retorikçilerinin nasıl eski Atina'da, o dönemin Atina'sında etkili oldukları ve kültürün gelişmesine nasıl zarar verdiklerini sergilemeye çalışıyor Platon. Gorgias o açıdan önemli bir diyalog. Aşamaları var. Yani işte Gorgias'la konuşması, Gorgias'ın söylediklerinden yola çıkarak retoriği çok öyle övülesi bir etkinlik olmadığını söylemeye başlaması. Fakat Polos, Gorgias'ın öğrencisi, ne diyelim bir tıfıl
hatip olarak Gorgias hocasını savunmak için giriyor araya. Şimdi biz orada kalmıştık. Ondan sonra daha güçlü tartışmalar vardır. Yani Sokrates'in Platon'un diyaloglarında muhataplarının çok etkin olduğu örnekler görebilirsiniz. Mesela Şölen diyaloğunda Diotima. Diotima Sokrates'in tozunu atar. Ama olumlu anlamda atar. Yani sen aşk diyebildiğin şey senin dediğin gibi değil. Aşk böyle bir şeydir diye Sokrates'in kulağını çeker. Kaldı ki Sokrates ondan önce bir tek şey, hiçbir şey bilmiyorum, bir tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyen Sokrates, Şölen'de çok ilginç sözler söyler. Yani aşk üstüne benden daha iyi bilgi sahibi olan yok gibi neredeyse buna rakın. Ben ki aşktan başka bir şey bilmem filan gibi sözleri vardır. Çok şaşırtıcıdır. Ona rağmen yani bütün bunda bu sözleri söyleyen Sokrates'in kulağını çeken bir Diotima var. Onun yanında devlet diyaloğunun bazılarınız da okuduktu galiba. Devlet. Hatırlıyorum Arjantin'de bir uzun devlet okumalarımız vardı. Mesela birinci kitabında çok yaman bir karşısında insan vardır. Trasimahos. Trasimahos'u kolay kolay alt edemez. Herhalde edemiyor da. Yani sonuçta adalet nedir sorusu. Trasimahos güçlünün dediğidir diyor. Yani güç kimdeyse ki hala herhalde doğru. Trasimahos'un torunlarıyız yani. O açıdan. Sokrat tabii bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyor ama herhalde bu çırpınmaları çok da yerini bulamıyor. Yani Platon çok iyi bir yazar bir defa. Platon bir mistik değildir. Sakın karıştırmayın. Mistik bir düşünür değildir. Yani insanların böyle gizli yollardan bilebileceği falan böyle bir şey yok. Pitagoras falan öyle olduğu söylenir ama Platon gayet gerçekçidir. Şair tabiatı vardır. Çok iyi bir yazardır. Diyaloglarının daki tartışmaları işlemesi ve karakterlerini ortaya koymasını dikkatle izlerseniz çok başarılı bir yazar olduğunu görme imkanı da bulabilirsiniz. Tabii üzücü şeylerden biri de okulunda ne yapıldığı konusunda bilgi sahibi değiliz. Kaybolmuş metinler. Yani matematik çalışılıyordu, o çok söyleniyor ama oradaki daha felsefi, daha düzeyi yüksek çalışmaların, derslerin notları kalmamış, yok. Çünkü o kültür sözel bir kültürdü. Yani Platon yazmış bunları ama iyi ki yazmış. Şeye inanılıyor, yani kulaktan kulağa bilgiler aktarılacak ve işte bu sonsuza kadar sürüp gidecek diye düşünülüyor. Böyle travmatik kesintilerin veya unutuşların olabileceği pek akıllarına gelmemiş. Yani bilemiyoruz ne olduğunu, akademiyada ne yapıldığını. Çünkü bu diyaloglar halk için yazılmış diyaloglardır. Biz buralardan Platon'un felsefesini çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bunu da Sokrates üzerinden yapıyor. Yani kendi konuşmuyor.
463 dekadlık şuydu. Polos, Gorgias'ın öğrencisi genç Polos'la tartışırken diyor ki aşçılık, şimdi retorik bir sanattır, bir tehne. Peki diyor bu Polos, biraz yukarı çıktım. Aşçılık ne tür bir sanattır diyor. Şimdi aşçılık çok aşağı görülen bir ne diyelim, bir üretim biçimi. Ona sanat bile demiyorlar. Mesela demirciler, marangozlar, duvarcılar falan, onların işi sanat da, ayakkabıcılar. Ama aşçı değildir. Opsopoia, aşçılık. Aşçılık diyor, sanat değildir. İlginç. Nedir peki? Moria. Moria, gelenek, görenek. Yani öğrenirsin anandan babandan nasıl pişiriliyor. Yani bu böyle öyle bir, ne bileyim, bireysel bir katkı sunabileceğin bir iş değildir. Yani babaannen nasıl pişiriyorsa sen de öyle pişireceksin. Yani fazla bir katkı olamaz diye düşünüyor. Yani oradan da bir sonuca varılabilir mi? Yani bu insanların damak zevki de düşüktür filan gibi. Yani değişik şeyler, değil mi? Yemek tarzları, biçimleri denemiyorlar. Aşçılığı küçük görüyorlar. Denebilir mi bilmiyorum yani onun. Belki bu diyalogta özel bir şeydir. O konuda bilgim yok. Neşe ve zevk vermeye yarar diyor. Aşçılık neye yarar? Neşe ve zevk vermeye. Çünkü yemek yiyorsunuz ya. Yani yemek neşe ve zevk vermeye yararmış. Evet, ilginç. Zevk hedone, neşe haritos, zevk ve neşe vermeye yarar. Demek ki yemek yemeyi seviyorlar. Zevk aldıkları anlaşılıyor. Tabii çok ince kelimeler herhalde yok Yunanca'da. Yani hedone diyor ama yani haz, ama hazın daha spiritüel olanı yine hedone mi diyeceğiz ona? O konuda bilmiyorum yani Platon başka sözcükler kullanıyor mu? Bilgim yok. Öyleyse aşçılıkla retorik aynı şey midir? Hayır, ama her ikisi de aynı mesleğin bir parçasıdır. Biraz tabii aşçılığa filan, aşçılıkla ilişki kurarak gizli gizli bir aşağılama şeyine giriyor Sokrates. Sokrates çok ince biri Platon'un diyaloglarında. Çok ince biridir. Son derece kibardır. Hakaret etmez. Eğer ortada kabalık görürse gider orada. Dalaşmaz ya. Yani. Onun için işte dünkü oyunda seyrettiğimiz Sokrates'in, bu Sokrates'le hiç ilgisi yok.
Gerçeği söylemek galiba biraz sert kaçacak diyor. Bakın söylerken bile, değil mi? Ne kadar temkinli. Ya bak, söyleyeceğim de üzülebilirsin bak. Kendini hazırla. Gorgias yüzünden gerçeği söylemeye çekiniyorum diyor. Bu bile bir Gorgias'a bir şeydir, laf atmadır. Ya siz hatipler gerçeği söylememi engelliyorsunuz ya. Yani aslında şu demek, yaşlı biri olduğu için ona saygımdan dolayı diyor ama hep ironi var burada yani. Sokrates ironik bir insandır. İronik insan çok zekidir. Yani ironinin negatif, kötü, olumsuz anlamları da vardır. Ama Sokratik ironinin öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani son derece saygılı bir ironi kullandığını düşünürüm. Tabii yani bir taraf bir olabilirim elbette bu sözümde. Mesleğini gülünç kılmaya çalıştığımı sanmasından korkuyorum. Aslında gülünç demek istiyor. Yani. Fakat Polos anlamıyor. Şey de anlamıyor, Gorgias da anlamıyor. Şölen diyaloğunda bunu anlayan şeyleri vardır. Hemen meseleyi kavruyorlar. Yani böyle bir Agathon. Agathon mesela benim gördüğüm Sokrat'ın bütün imalarını anlıyor önceden. Yani bazı öğrencileri, tabii Platon'un da çok büyük hayranları olduğu söylenir. Yani büyük bir şey varmış, toprak sahibi. Platon'un konuşmalarını falan duyduktan sonra bütün varını yoğunu Platon'a teslim edip okuluna yazılmaya ve orada yaşamaya karar veren böyle Platon'un hayranları da olabiliyor. Yani o dönemin, yani felsefenin bir kültürde neşvinema bulabilmesi, gelişebilmesi, değil mi? O felsefeyi değerli görecek, anlamlı bulacak, onu hayatına katabilecek, onunla yaşayıp hayatı daha anlamlı, daha keyifli, daha güzel yaşayabilecek insanların varlığı da oluyor. Böyle insanlar yoksa orada hani bir kişinin, iki kişinin kapalı topluluklar halinde gizli gizli kendi aralarında fısıldaşmalarıyla felsefenin gelişme şansı yok. Aslında Gorgias'ın öğrettiği de benim düşündüğüm müdür bilmiyorum çünkü az önce yaptığımız konuşmalarda düşüncesini tam olarak anlamış değiliz. Yani doğru dürüst anlatamadı. Ama benim retorik diye adlandırdığım şey hiç de güzel olmayan bir şeyin parçasıdır. Hangi şeyin Sokrates? Hiç çekinmeden söyleyebilirsin. Çünkü Gorgias'ın müthiş bir özgüveni var. Yani istediğini söyle, ben bu hünerimle senin bütün söylediklerinin üstesinden gelebilirim, alt edebilirim bütün savlarını. Bunu vermeye çalışmış. Yani Gorgias'ın ne diyelim, pervasızlığı var. Değil mi? Bizim kültürde öyle deniyor. Yani kendini bir şey sanıp lafını şey yapmıyor, sakınmıyor. Bak Gorgias, bence retorik
sanatla hiçbir ilgisi olmayan ama keskin görüş, yiğitlik, yani cesaret, insanlarla konuşup anlaşabilmek için üstün yetenek isteyen bir iştir. Ben bu işin özünü dalkavukluk diye adlandırıyorum. Tabii burada dalkavukluk tam şey yapmayabilir, çağrışım yapmayabilir. Yani kim ne istiyorsa isteyene istediğini vermek demek. Yani tam dal kavuk karşılamıyor. Nabza göre şerbet vermek. Öyle çevirseydi daha iyi olurdu. Evet. Nabza göre şerbet vermek, bravo. Öyle olması lazım. İşte çevirirken dikkat etmek lazım bunlara. Yani İngilizce'de de benzer sorunlar vardır. Hep not düşmek lazım. Yani asıl kullanılan sözcük budur. Bu sözcük o dönem Atina'sında şu 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 anlamlara geliyordu. Tam karşılığını vermek zordur diye not düşmek lazım. Onun için dalkavukluk yanlış bir çağrışım yapar. Nabza göre şerbet, evet güzel söylediniz. Yazayım buraya. Nabza göre şerbet. Şimdi bakın eski Yunanca'da az sözcük var. Dolayısıyla bir sözcük birçok anlama geliyor. Bağlam içinde kullanılışına göre. İşte bu metinleri yorumlayıp çevirmenin zorluğu oradan çıkıyor. Yani bu sözcüğün dalkavukluk anlamı da olabilir. Şimdi bakalım şeye, yani sözcük nedir ama nabza göre şerbet vermek Türkçe karşılığı tam yerinde oluyor. Dalkavukluk birçok bölümden oluşur. İşte olmayan tutmadı yani. Nabza göre şerbet vermek. Çünkü insanlar çok farklı biçimde nabza göre şerbet verirler. Dal kavukluk bir otoriteye karşı değil mi? Onu cilalamaktır yani. Çeviri olmadı. Aşçılık işte bu bölümlerden biridir. Çünkü aşçı da kim nasıl yemek istiyorsa ona göre yemek yapıyor değil mi? Yani nabza göre şerbet orada var. Yoksa aşçı dalkavukluk yapmıyor. Memnun etmeye çalışıyor. Karşınızdaki insanı memnun etmeye çalışmak başka bir şeydir. Dalkavukluk başka bir şeydir. Yani Türkçe'de olmuyor bu dalkavukluk. Herkes aşçılığı bir sanat olarak kabul eder ama bence o bir sanat değil, bir deneyim. Emperya. Empirisizm falan var. Emperya. Muhtemelen odur. Bakmadım da tahmin ediyorum. Bir görenektir. Şimdi görenek güzel bir söz. Çünkü bakın bir hoca internette dolaşıyordu konuşması. Beyinle ilgili bir konuşma. Belki siz de görmüşsünüzdür. Galiba bir şey tıp mensubu araştırma yapan bir arkadaş. Dedi ki bir yerden okumuş muhtemelen. Üniversiteli olmak üç kuşak gerektirir. İşte görenek o. Görgü o, görgü. Yani ben mesela iki kuşak. Benim babam üniversiteliydi. Ama ben tam üniversiteli sayılmam. Yani belki benim oğlum olabilir. Muhtemelen.
Belki 3-4 kuşak gerekiyor. Çünkü şey olmuyor. Yani bilgi, malumat edinmekle görgü edinmek ayrı şey. Görgüye çok önem veriyor. Yani bizim akademik hayatta görgü edinmemiş, kendimi de katarak söyleyeyim. Mesela ben bir köylüyümdür. Yani hiçbir zaman o şeyden kurtulabilmiş değilim. Yani bir sürü okuyorsun, mokuyorsun falan filan ama olmuyor. Çünkü o görgü çok sahici bir şey. Bedenin bildiği bir şey yani. Sen istediğin kadar artistik yap, bir şey yamuk olur yani. Bir şapka giyersin, oturmaz kafana yani. O ayrı bir şey. Hayat biçimi olacak. Bedenin onu yaşayacak yani. Çoğumuz şeylerden, kasabalardan, köylerden, şuradan buradan göçüp gelip, yani onları küçümsemek için demiyorum, onların ayrı bir görgüsü var ama. Ayrıca rektoriyi süslenmeyi ve safsatacılığı da nabza göre şerbet vermenin bölümleri sayıyor. Ve bu dört bölümün de dört ayrı konusu bulunduğunu kabul ediyor. Yani insanlara beklediklerini verme. Çok da kötü olmayabilir, değil mi? Memnun etme, yani iyi bir aşçısındır. Yemek yiyen sana teşekkür eder, dua eder. Bak ne güzel kuru fasulye pişirmişsin, harika bir şey. Benim annem öldüğü zaman öyle almışlardı ya, bu teyze de ne güzel fasık şey pişirirdi. Dur ne demişlerdi? Bir yemek ismi söylediler ama fasulye değildi. Her neyse, ıspanak mı ne? Çok güzel ıspanak pişirirdi. Demek ki öyle anlar. Yani annemi öyle andılar. Bir yemeği andılar yani. Çok ilginç. Siz bir şey söylüyorsunuz. Hocam dağıtıklıkta istediğini vermek var ama biraz bundan sanki çıkar elde etmek de var. Yani tabii canım. Bir otoriteye yapıyorsunuz. Yani çıkar elde etmek olduğu için... Yani bir çocuğu memnun etmek daha kavukluk değil. Evet. Halbuki buradaki kelime o çocuğu da memnun etmeyi içeriyor. Onun için daha kavuk sözü buraya uymuyor. O uymuyor. Yani esnaf mesela. Değil mi? Müşteri memnuniyeti bir daha kavukluk sayılmaz herhalde. Başka bir şey. Bu konuda ona hala yanıt vermediğimi fark etmiyor da, retoriği güzel bulup bulmadığımı sormakta ısrar ediyor ama, ben retorikten ne anladığımı açıklamadan onu güzel ya da çirkin mi bulduğumu söylemeyeceğim. Çünkü ne olduğunu bilmeden güzel çirkin diyorum, bu olmaz diyor. Çünkü konuşmanın düzenini bozmak istemiyorum Poloz. Eğer benim ne düşündüğümü öğrenmek istiyorsan, retoriğim bence nabza göre şerbet vermenin hangi bölümü olduğunu sor. Peki öyleyse soruyorum, sence retorik nabza göre şerbet vermenin hangi bölümüdür? Retorik bence siyasetin bir bölümünün benzeridir. Yanıtımı anlayabildin mi? Anlayamamış demek ki. Ne demek istiyorsun? Yani güzel mi yoksa çirkin? Bakın. Ya böyle deme. Önce ne olduğunu anla. Ondan sonra güzel çirkin dedi. Çünkü retorik yapan hemen bir değer. Güzel mi çirkin mi? Söyle. Bir dakika, ben güzel ve çirkin demeden önce onun ne olduğunu anlayacağım. Gerçi bu tabii belki çok estetik bir tavır olarak da görülmeyebilir. Çünkü bazı güzellikleri yaşamak için ne olduğunu sormamak da gerekebilir.
Değil mi? O şeyi bozabilir diye. Kimdi o? Daha önce de geçmişti. Asaf Alet'in öyle bir Maria şiiri mi vardı? Yani ne olur bilmeden, şey yapmadan yaşayalım Maria. Yani sormayalım ya. Hani güzel duyuyorsak güzel duyuyor. Şimdi ne olduğunu sorduğumuz zaman güzelliği kaybedebiliriz. Hani burada şair ne demek istiyor dediğin anda şiiri öldürebilirsin. Yani orada... Modern sanatta. Evet. Tavladın ne var? Evet, burada ne anlatıyor hesabı? Şimdi onu anlayınca resimden zevk alacağını düşünüyor. Ama kaybetti, resmi kaybetti demek. Başka türlü bir yaşantı var orada. Onu anlayamadığın sürece şey itiyor yani, değil mi? Buldun mu şeyi, Asaf Ayet'i? Ne evet. diyor? Bilmemek bilmekten iyidir. Düşünmeden yaşayalım Mara. Mara, değil mi? Evet. Bilmemek bilmekten iyidir. Yani bir yaşantı vardı ki öyledir. Yani öyle yaşantılar da vardır. Günlük hayatta da öyle diyoruz hocam. Bilmeyelim daha iyi. Bilmemek Madem ki sana söyleyeceğim şeyi önceden anlıyormuşsun gibi yanıt vermek gerekiyor. Aslında bakın bu müthiş bir hakaret de var çaktırmadan. Polos'a değil mi? Madem ki sana söyleyeceğim şeyi önceden anlıyormuşsun gibi yanıt vermek gerekiyor. Anlamıyorsun diyor aslında da. Madem böyle istiyorsun. Bence çirkin. Çünkü ben kötü olan her şeye çirkin derim. Zeus hakkı için Sokrates, sözlerinden ben de bir şey anlamıyorum. Yani Platon aslında burada değil mi? Hatiplerin veya sofistlerin retorikle uğraşanların çok da keskin şeyleri olmadığını, kavrama güçlerinin olmadığını söylüyor. Güzel, çirkin, kötü. Değil mi? Bunlara bakalım. Bu sözcükler nedir? Bununla böyle çevrilmiş. 463D'ye bakacağız. Evet. Kalos, kalon, güzel. Değil mi? Tokolon. Hala var mı tokolon kremi? Tokolon diye bir krem vardı. Benim annem zamanında. Değil mi? Tokolon. Güzel demek tokolon. Tabii to orada şey, artikel yani. Nöt, tokolon. Burada geçiyor işte, tokolon. Aisyuron, çirkin. Takaka, kaka, işte şey. Kötü. Kaka. Kaka şey ama, çoğulu. Kakos. Evet, kaka. Buna hiç şaşmam çünkü düşüncemi tam olarak açıklamadım henüz. Yani anlamaman normal. Ama ne de olsa Polos genç ve ateşlidir. Gorgias. Evet, devam ediyor. Onu bırak da sen bana retoriğin, siyasetin bir bölümünün benzeri olduğunu nasıl savunacağını anlat. Retoriğin
bence ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada Platon hakikati arayan Sokrates'in isterse çok iyi bir retorikçi olabileceğini gösteriyor. Yani ben istersem retorikçi olarak bayağı ün yapabilirim yani. Ama öyle yapmayıp felsefeyle hakikati neden aradığım sorulmalı. Neden retorik çıkamadı? Yani retoriği başaramadığım için değil, retoriği değerli bulmadığım için. Ama gereğinde bir retorisyen olabilirim. İşte Sokrat üzerine öyle kitaplar yazılmıştır. Yani Sokrat filozof mudur, sofist midir gibi tartışmalar var. Çünkü iyi bir filozof sofistik hileleri ve manevraları bilmelidir. Sofizmden geçip onu aşmalıdır. Hatta sofosluktan da geçip onu aşmalıdır. Yani hem sofist hem sofos. Sofos olarak da kalmıyor. Çünkü sofos görenekte kalandır. Yani atalarından, büyüklerinden, geçmişten öğrendiğini veya ne bileyim çağından öğrendiği şeyi ama zaten sofya sahibi birisi gerçekten sofya sahibi ise filozofos olur. Çünkü bu işin uçsuz bucaksız olduğunu, her şeyi bilmenin olanaksız olduğunu, bilgileri sürekli olarak tazelemek gerektiğini, sorgulamak gerektiğini anladınız mı? Filozof oluyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Sokrat diyor ki, retoriğin bence ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Eğer retorik sandığın gibi bir şey değilse polos sözlerimi çürütür. Çünkü iki tane yaman, bir tanesi usta, yaşlı ama usta, öbürü ateşli bir hatip. Beni çürütsün diyor, yanlış bir şey varsa. Hiç kuşkusuz beden ve ruh denilen İki ayrı şey vardır, değil mi? Vardır elbette. Eğer her ikisinin de sağlık denen bir durumu bulunduğuna inanıyor musun? Yani ruh sağlığı, beden sağlığı. Evet. Ve bu sağlığın gerçek değil de görünüşte bir sağlık olabileceğini de kabul ediyor musun? Yani şunu demek istiyorum. Ben olsam yani kullanmazdım ya. Hiç yani'yi sevmiyorum. Demek istediğim, yani biraz birkaç kelime konu değil mi? Ardına zaten söylüyor. Yani şunu demek istiyorum. Demek istediğim şu, yani'ye ne gerek? At gitsin yani. Birçok kimse sağlıklı göründüğü halde hastadır. Hekim ya da beden eğitimi hocasından başka biri bu insanın göründüğü gibi sağlıklı olmadığını pek kolay anlayamaz. Ben de aynı biçimde beden ile ruhta hiç de iyi olmadıkları halde onları iyi gösteren bir şeyin bulunduğunu söylüyorum. Beden ve ruhta.
Bakalım şimdi söylemek istediklerimi sana daha açık seçik olarak anlatabilecek miyim? Hani biz şunu demek istiyorum diye devam ediyoruz ya. Biri ruhla ilgilidir, bunu siyaset diye, politeia, siyaset diye adlandırıyorum. Öteki ise bedenle. Ancak bunu tek bir adla belirtemeyeceğim hemen ama bir bütün oluşturan beden bakımını ikiye ayırıyorum. Beden eğitimi ve tıp. Aynı biçimde siyaseti de ikiye ayırıyorum. Biri beden eğitimine denk düşen yasama, öteki ise tıbba denk düşen yargılama. Çok ilginç. Bu her iki grubun sanatları aynı konuyla ilgilendiklerinden tıbbın beden eğitimiyle, yargılamanın da yasamayla büyük ilişkisi vardır. Ama aralarında yine de ayrılıklar bulunur. Birbirine çok yakın bu dört sanatın bir bölümü bedenin, öteki bölümü de ruhun bakımıyla ilgilidir. Bedenin ve ruhun bakımı. Bakın bakım düşüncesi müthiş bir şey. Bunu ilk vurgulayanlardan biri Foucault'dur. Yani bu metinleri tabii çok derinlemesine okuyabildiği için bakım kavramı var. Felsefede sağlık kavramı vardır mesela. Pek üzerinde durulmamıştır. Nietzsche biraz sezmiştir onu. Düşünmenin bedenle ilgisi var. Eski Yunan bunun farkındadır. Fakat mesela Platon devletinde falan bunu şey yapmış. Beden üstü bir yetimiz olduğunu düşünmüş. Yani devlet diyaloğunda bir çizgi şeyi vardır, benzetmesi. Orada insanı bir şeyle ayırırsak, bir çizgi gibi düşünürsek insanı oluşturan özelliklerin. Mesela en yukarıda nus var. İşte o iddiaları yakalayan, hakikati bilmemize yardımcı olan yeti. Ama bedenden kopuktur. Sonra onun altında işte günlük düşünmelerimizi, işte matematik yapmamızı belki, bilgisayar, teknoloji filan şimdiki anlamda bilimlerle uğraşan yanımız dianoia diyor ona. Bir aşağısı sanılar ve kanılarla uğraşan yanımız. Yani öyle bulanık malumatla ilgili özelliğimiz. Buna pistis diyor. Şeyde geçmişti hatta bakmıştık bu pistis filan diye. Ben doksa demiştim ama doksa, pistis doksanın içindedir. Yani Platon'da. Pistis inanç demek aynı zamanda. Ve en altta da bizim daha hayvani tarafımız vardır. Eikazia diyor ona.
Tabii bir yoruma göre mesela 9 birim dersek insanı oluşturan bu 4 parçaya yani nous, dianoia, pistis, eikazia. Eikazia 4 birimdir. Yani 4 birimlik bir şeyimiz var. Hayvani ve egemen olamadığımız bedensel bir yanımız var. Onun üzerinde 2 birimlik pistis var. Yani nasıl birim bulunuyorsa artık. 2 birimlik dianoia var. Yani birim şimdiki anlamda yapan yanımız. Ve ancak bir birimlik idealara ulaşabilen yanımız var. Bu şeylerin insan şeyine benziyor. Benziyor mu hocam? Herhalde oradan almış. O benzetme şey olabilir. Yani 4, 2, 2, 1 diye. Ya 1, 2, 2, 4 diye. Yani insanın şeyi hakikatle teması idealarla olan gücü 9'da 1 gözüküyor. İnsanı insan yapan. Yani 8'i şey işte 2'si belki 3 birim episteme diyor ona dianoia ile şeye nusa 3 birim bilgi gerçek bilginin hakikatin ardına düşme 3 birim. 6 birim idare etme şeyidir. Yanımızdır. Pistis. İşte 2 birim onunla idare eder. Herhalde akademisyenler pistisle idare ediyorlar. Tezler mezler hava civa tabii yani şeyler. 4 birim de işte güç mücadelesi, kabalık, itiş kakış, savaşlar, haset, kin, öfke. Tabii tersi de belki söylenebilir. Değer olarak nus dörttür deyip şeyi tersine çevirebilirsiniz. Yani eikaziatik yarımızın değerinin bir olduğu. Ama belki bu değerlendirmek de doğru değil. Yani Platon da böyle bir şey yorumla tabii söylüyoruz ama belki bir bütün insan yani eikaziatik yanımız olmadan o doğru dürüst çalışmadan noyetik yanımız yani o bir birimlik dediğim yan da çalışmaz yani. Biz onların hepsinin bir harmoni içinde olduğunu. Oysa yüzyıllar boyu insanlar bunun tersini düşünmüş. Onları bastıralım, nus komutan olsun, hepsini yönetsin. Kral nus olsun, işte eikaziada şeydir, nedir? Pardon bir açıldı kendiliğinden. Eikaziada şeydir. İşte kölelerim filan. Bunun siyasi şeyi de var. Paraleli var yani. İnsanın yapısıyla devletin yapısı arasında paralellik var. Çizgi analojisi falan deniyor. Devlet diyaloğunda böyle bir şey var. Ama bakın 2400 sene önce aşağı yukarı söylenmiş bir sözün hala bilim o kadar ilerliyor değil mi? Hala bir düşündürücü bir anlamı var ya. Yani. Bize çok saçma sapan bir hikaye gibi gelmiyor. Değil mi? Yoksa geliyor mu size bilmiyorum. Retorik dal kavukluğun hangi bölümüdür? (Gülüyor)
İşte dal kavukluk ne kadar kötü ya bu. Yani şimdi bu konuda tez yazacaksın mesela. Başka elinde Türkçe metin de yok. Belki vardır Melih Cevdet'in falan. O nasıl çevirmiş bilmiyorum. Eğer bilmiyorsan dal kavukluk diye yanlış şey yapacaksın ya. Ne kadar hazin bir şey. Değil mi? Hani İş Bankası gibi güvenilir bir sürü hakeme mahkemede okutmuşlardır bunları ya. Siyasetle ilgili demişti değil mi? Evet, buradaki bakın kurduğu paralellikler, benzet bağlantılar ilginç değil mi? Beden ruh bağlantısı, beden eğitimi, tıp bir tarafta değil mi? Ruhla ilgili olana siyaset deniyor, bedenle ilgili olan da ikiye ayrılıyor. Beden eğitimi ve tıp diyor. Siyaseti de ikiye ayırıyor. Yasama ve yargılama. Tıbbın beden eğitimiyle yargılamanın da yasamayla büyük ilişkisi var. Tabii bugün anladığı gibi anlamıyor o dönemin kendi içinde. Yani tıpla beden eğitiminin ne alakası var ya diyebilirsiniz. Birbirine çok yakın bu dört sanatın bir bölümü bedenin, öteki bölümü de ruhun bakımıyla ilgilidir. Burada kalmıştık. Düşünerek değil de tahmin yoluyla elde edilen nabza göre şerbet verme de dört bölüme ayrılıp bu sanatlardan her birinin kılığına ne geliyor? Bürünerek kendini onlardan biriymiş gibi gösterir. İyiyi arayıp bulmak diye bir kaygısı yoktur retoriğin. Aradığı yalnızca aptalları zevkin çekiciliğiyle büyülemektir. Birçoğumuzun hoşuna gidebilir. Yani felsefe diye okuduğumuz şeylerin bir kısmı da retorik herhalde. Hoşumuza gidiyor. Çünkü... aptalları zevkin çekiciliğiyle büyülemektir. Onlara derhal bir tuzak hazırlar ve sırf bu nedenle hepsinin saygısını kazanır. Derhal diyor. İşte aşçılık da tıbbın görünüşüne bürünüp bedene yararlı olan besinleri biliyormuş gibi öylesine bir tavır takınır ki aşçı ile hekim ya çocukların ya da çocuklar kadar az düşünceli insanların önünde kim hangi besinlerin daha yararlı, hangisinin daha zararlı olduğunu biliyor diye bir tartışmaya girişseler, hekimin açlıktan ölmesi gerekir. Benim nabza göre şerbet veriyor dediğim de budur ve çirkin bir şeydir. Çünkü iyiyi arayacağı yerde hoşa gideni arar. Bu sözlerim sana Polos. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki nabza göre şerbet verme bir sanat değil bir görenektir. Çünkü ilgilendiği şeylerin gerçekte nasıl olduğunu ve nasıl yaratıldığını açıklayamaz. Ben akıldan yoksun olan böyle bir şeye sanat diyemem.
Bu konuda itiraz edeceğim bir şey varsa tartışmayı sürdürmeye hazırım. Burada nasıl birdenbire girmiş Sokrat, yani hiç ödünsüz. Ne diyoruz? Damardan. Evet, yine söylüyorum. Yemek pişirme nabza göre şerbet verilmesi, vermeliyi diyelim. Tıbbın kılığına büründü. Yani nabza göre şerbet vermeye tıp sanıyorsunuz. Yani bir hekim düşünün, hastaları ne istiyorsa onu yazıyor. İlaç olarak yahut ne istiyorsa onları söylüyor. İşte bu retorisyenin durumu demektir. Aynı biçimde zararlı altıdıcı bayağı olan, özgür bir insana yakışmayan ve kışkırtmak için biçimlerden, renklerden, parlaklıktan, giysilerden yararlanıp beden eğitimiyle elde edilen güzelliği ihmal ederek eğreti bir güzelliğin peşinde koşan süslenme de beden eğitimi kılığına büründü. Aslında beden eğitimi de yapmıyorsun, makyajla bu işi hallediyorsun. Tıp da değil yaptığın. Sözü daha fazla uzatmadan sana geometricilerin diliyle konuşup, belki o zaman beni daha iyi anlarsın, şöyle diyeceğim. Beden eğitimine göre süslenme ne ise, tıbba göre de aşçılık odur. Şimdi eski Yunan böyle düşünür, böyle orantılı. Bu buna göre ne ise, o da ona göre odur. Yani bu mesela Herakleitos'un metinlerinde falan da vardır. Demek ki geometriciler böyle düşünüyormuş. Beden eğitimine göre süslenme ne ise tıbba göre de aşçılık odur. Ya da beden eğitimine göre süslenme ne ise yasamaya göre de safsatıcılık odur. Ve tıbba göre aşçılık neyse, yargılamaya göre de retorik odur. İşte bütün bu şeyler arasındaki doğal ayrılıklar bunlardır ama yine de birbirlerine yakın olmaları nedeniyle safsatacılar ile hatipler aynı alanda ve aynı konular üstünde çalışırken karma karışık olup birbirlerinden ayırt edilemez ve bir duruma gelirler ve asıl işlerinin ne olduğunu kendileri de bilmediği gibi öbür insanlar da bilmez. Gerçekten de ruh bedene egemen olamayıp da beden kendi kendini yönetseydi ve aşçılık ile tıbbı ruhun kendisi inceleyerek ayırt etmeyip de bunu beden kendine verilen zevklere göre değerlendirseydi, Anaksagoras'ın şu sözünü ettiği düzensizlik hiç de eksik olmazdı sevgili Poros. Bu senin bildiğin bir şeydir. Her şey birbirine karışmış olacak. Anaksagoras'ın kitabı şu sözlerle başlıyordu diyor. Her şey birbirine karışmıştı, sonra bütün evrene düzen veren ruh göründü. Yani kaostan kozmosa. Tıp, sağlık ve aşçılıkla ilgili şeyler birbirinden ayırt edilmeyecekti. Retorik konusundaki düşüncelerimi anladın herhalde. Beden için aşçılık neyse, ruh için de retorik odur. Zavallı aşçılığı yani en alt şeye vurdu. Yeren giden vurdu ya. Şimdi 465 çok önemli tezlerin olduğu, Sokrat'ın da çok ateşli biçimde konuştuğu bir bölüm 465 ve biraz ondan önceki 464'de onlar.
Sana uzun uzun konuşmayı yasaklamış olan benim. Ama kendisi şimdi uzun konuştu. Şimdi buradan şey çıkartmışlar. Sokrat'ın anladığı anlamda olumlu anlamıyla retorik nasıl olmalı? Böyle şeyler var, çalışmalar var. İşte kısa soru soracaksın, kısa konuşacaksın falan gibi. Bu okurken bunları çıkarabilirsiniz. Sana uzun uzun konuşmayı yasaklamış olan benim. Bu kadar uzun konuşmam belki bir tutarsızlık oldu ama yine de bağışlanmayı hak ediyorum. Çünkü kısa konuştuğum zaman beni anlamamıştım. Bakın bir gerekçe buluyor yani. Verdiğim yanıtlardan hiçbir anlam çıkaramadığın için sana açıklamalarda bulunmam gerekti. Sıra gelip de ben de senin verdiğin yanıtları anlayamazsam o zaman sen de sözlerini genişleterek konuş. Ama sözlerini anlarsam benim o sözlerle yetinmeme karşı çıkma sakın. Şimdi yanıtıma karşı söyleyeceğim bir şey varsa hadi söyle. Burada sözlerini genişletmek için de ne demek hocam? Sözü genişletmek çok anlamlı gelmiyor bana da. Doğru. Yani açıkla ayrıntıya gir demek istiyor. Ne diyorsun? Retoriğin dalkavukluk olduğunu mu iddia ediyorsun? Yani bir sürü konuştu, anladığı şey oymuş. Tabii biraz bu kadar şey olamazlar. Herhalde değil mi? Kalın kafalı değiller. Biraz burada Platon onları öyle göstermeye çalışmış. Yani nabza göre şerbet verme olduğunu mu iddia ediyorsun? Yalnızca nabza göre şerbet vermenin bir parçası olduğunu söylüyorum. Ne o Polos? Daha bu yaşta belleğin zayıflamaya başlamış. Ya da yaşlanınca ne olacak? Bakın burada tabii şey var. Biraz konu dışı vurma söz konusu. Yani Sokrat böyle şeyler de yapıyor. Biraz yüksek perdeden konuşuyor. Yani Polos genç diye belki. Bir de şimdi bunun ne anlamı var? Yani unutmuşsun falan. Yani psikolojik olarak onu şey yapmak istiyor. Baskı altına almak. İyi hatiplere şehirlerde nabza göre şerbet veren gözüyle bakılıp pek saygı gösterilmediğini mi sanıyorsun? Yani Polos'ta bize çok saygı gösteriyorlar. Senin haberin yok mu? Soru mu soruyorsun yoksa konuşmaya mı başlıyorsun? Tabii bütün bunlar aslında retorik yapıyor. Yani bir retorikçinin karşısında. Soru soruyorum. Öyle sanıyorum ki onları dikkate almıyorlar bile. Yani retorikçileri. Nasıl dikkate almıyorlar? Devletin en güçlü olanları onlar değil mi? Güçlü olmayı bu gücü elinde bulunduranlar için İyi bir şeyi sayıyorsan hayır. Öyle sayıyorum. O zaman bana göre hatipler yurttaşların en güçsüz olanlarıdır. Ne demek yani? Hatipler de tiranlar gibi istediklerini öldürtüp istemediklerini de sürgün edip mallarına el koyamazlar mı? Her sözünde kendin için mi konuşuyor, kendi düşünceni mi açıklıyorsun ya da bana kendi düşüncemi mi soruyorsun? Bir türlü anlayamıyorum Polos. Bu da yine bir şey verme. Ayar verme. Evet.
Senin düşünceni soruyorum tabii. Peki dostum, ama bana aynı anda iki soru birden soruyorsun. Nasıl iki soru? Az önce bana hatiplerin de tiranlar gibi istediklerini öldürdüklerini, istediklerini de sürgün edip mallarına el koyduklarını söylemedim mi? Evet, söyledim. Öyleyse ben de bu sözlerinde iki ayrı soru bulunduğunu söylüyorum. Ve her ikisini de yanıtlayacağım. Bence Polos, hatipler ve tiranlar devlet içinde çok az bir güce sahiptirler. Çünkü az önce de belirttiğim gibi kendilerine en iyi görünen şeyleri yaptıkları halde kendi istedikleri şeylerin hemen hemen hiçbirini yapmazlar. Şimdi epey kafasını karıştıracak bu, değil mi? Peki güçlü olmak değil midir? Bu güçlü olmak değil midir? En azından Polos'un dediğine göre değil. Ben değil mi dedim, tam tersini söylediğimi sanıyorum diyor Polos. Tanrı'ya saygı göstermek için onu adı verilmeden edilen yeminmiş. İşte bir şeyin hakkı için. Değil dedim. Çünkü güçlü olmanın bu gücü elinde bulunduran için iyi bir şey olduğunu söylüyorsun. Evet, yine söylerim. Akıldan yoksun olan birinin kendisine güzel görünen bir şeyi yapmasının kendisi için iyi bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Güçlü olmak dediğin bu mu senin? Yani bir insan akılsızsa güçlü olamaz. Öyleyse hatiplerin sağduyuya sahip olduklarını ve retoriğin bir dal kavukluk değil veya nabza göre şerbet verme değil, bir sanat olduğunu göstererek sözlerimi çürütmeye çalışacaksın. Ama eğer çürütemezsen, devlet içinde hoşa gideni yapmanın hatipler ve tiranlar için iyi bir şey olmadığı kesinlikle doğrulanacaktır. Bununla birlikte güçlü olmak senin dediğin gibi iyi bir şeydir. Ancak sen de itiraf edersin ki sağduyusu olmayan bir insanın hoşuna gideni yapması kötü bir şeydir. Evet, eğer Polos Sokrates'in sözlerini çürütemez ve ona hatipler ile tiranların kendi istediklerini yaptıklarını ispat edemezse, bunların devlet içinde güçlü oldukları nasıl söylenebilir? Polos, bu adam da herhalde bir şey söyleyecek. Ben onların kendi istediklerini yapmadıklarını savunuyorum. Hadi çürüt sözlerimi. En iyi sandıkları şeyi yaptıklarını az önce söylemedin mi? Şimdi de söylerim. Öyleyse kendi istediklerini yapıyorlar demektir. En iyi sandıkları şeyi yapıyorlarsa istediklerini yapıyorlar. Hayır diyor Sokrates. Hoşlarına gideni yaptıkları halde mi? Evet. Çok değersiz ve boş şeyler söylüyorsun Sokrates. Ben de senin gibi konuşayım bari. Canımın içi Polos. Tut içindeki hıncı, konuşma sakın acı.
böyle bir şey. Polos'un üslubuyla. Evet, Fransızca üzerinden konuşmuş. Tut içindeki hıncı, konuşma sakın acı. Bunu bakmak lazım orijinal metine. Eğer bana soru sorabileceksen sor da yanıldığımı göster, yoksa kendin yanıt ver. Ama tabii psikolojik olarak bayağı bombardıman ediyor karşısında. Ne demek istediğini anlamak için sana yanıt vermekten başka bir şey düşünmüyorum. İnsanların bir işe giriştiklerinde yaptıkları şeyi mi, yoksa ulaşmaya çalıştıkları şeyi mi istediklerini sanıyorsun? Söz gelimi sence hekimin verdiği bir ilacı yutanların isteği, verilen bu tatsız ilacı içmek midir? Yoksa bu ilacın getireceği sağlık mıdır? Sağlıktır elbette. Aynı biçimde denize açılanlar ya da alışverişte bulunanlar her gün yaptıkları şeyi istemezler. Hem söyler misin kim ister denizde boğuşmayı, tehlikeye atılmayı, sıkıntıya düşmeyi? Onların istedikleri bence denize açılmakla elde edecekleri zenginliktir. Çünkü insan zengin olmak için denize açılır. Kuşkusuz diyor Polos. Her şey içinde böyle değil midir? İnsan bir sonuca ulaşmak için bir iş yaparsa, istediği bu yaptığı şey değil, erişme uğruna bu işe katlandığı sonuçtur. Doğru. Şimdi de söyler misin bana, dünyada iyi ya da kötü olmayan veya ikisinin ortası olmayan bir şey var mıdır? Böyle bir şey olamaz Sokrates. Bilgeliği, sağlığı, zenginlikleri ve bütün öteki benzer şeyleri iyi, bunların tersini de kötü diye nitelendirmiyor musun? Evet. Ne iyi ne de kötü olan şeyleri kimi zaman iyi, kimi zaman kötü şeyler olarak ya da oturmak, yürümek, koşmak, denizlere açılmak veya taş, tahta ve bütün aynı cins nesneler gibi iyilikle de kötülükle de ilgisi olmayan yansız şeyler olarak görmüyor musun? Senin ne iyi ne de kötü olan dediğin şeyler bunlar mı, yoksa başka şeyler mi? Hayır, bunlar. İnsan bu yansız şeyleri iyi şeylere varmak için mi yapar? Yoksa bu yansız şeyleri elde etmek için mi iyi şeyleri yapar? Yansız şeyleri iyi şeylere ulaşmak için yapar. Çünkü iyi şeylere ulaşmak için kötü araçlar kullanmamak lazım. Değil mi? Demek ki yürüdüğümüz zaman iyinin peşinden gideriz. Bunun kendimiz için en iyi olduğunu düşünürüz ama yürümeyip de durursak yine aynı amaç uğruna, yani iyi uğruna dururuz değil mi? Evet, bunun gibi herhangi birini öldürsek ya da mallarına el koyup sürgün etsek, bütün bunları iyi olduklarına inandığımız için yaparız değil mi? Evet. Kuşkusuz diyor. Öyleyse bu tür şeyleri kendisinden hep iyilik beklendiği için yapılır. Bu tür şeyler
kendisinden hep iyilik beklendiği için yapılır. Bir şeyi bir amaç uğruna yaparken, istediğimiz bu yaptığımız şey olmayıp da ulaşmaya çalıştığımızdır dediğimizde, seninle anlaşmıştık değil mi? Evet. İnsanları öldürmeyi, sürgün etmeyi, mallarına el koymayı, geçici bir heves uğruna istemeyiz. Bütün bunları bize yararlı olduklarında yapmak isteriz. Eğer zararlıysalar istemeyiz. Çünkü senin de belirttiğin gibi istediğimiz iyi olan şeylerdir. Ne iyi ne de kötü olanlara gelince onları da kötü olanlar gibi istemeyiz. Doğru değil mi? Haklıyım, haklı mıyım, değil miyim? Polos, hadi yanıt versene. Haklısın. Bu konuda seninle anlaştığımıza göre şöyle söyleyebiliriz herhalde. Şimdi bir şey hazırladı, ortam hazırladı, retoriği eleştirmek için. Bir tiran ya da bir hatip kendine zararlı olduğu halde yararlı olduğunu sanarak herhangi birini öldürttüğü evet yani Sokrat'ın acısı belki hala burada duruyor olabilir değil mi? Kendine zararlı olduğu halde yararlı olduğunu sanarak herhangi birini öldürttüğü ya da şehirden sürgün ettiği veya malına mülküne el koyduğu zaman kendi hoşuna gitmiş olan şeyi yapmış olur değil mi? Evet. Yaptığı sonuç olarak kötü bile olsa yine de kendi istediğini yapmış değil midir? Hadi yanıt versene. Hayır, sanırım istediğini yapmış olmuyor. Öyleyse senin de belirttiğin gibi güçlü olmak iyi bir şeyse böyle bir güce sahip olan kimse kendi şehrinin yönetiminde çok güçlü olabilir mi? Hayır, olamaz. Demek ki devlet içinde çok güçlü olmayan biri kendi istediğini değil de kendi hoşuna gideni yapar derken haklıymışım. Sanki sen Sokrates devlet içinde hoşuna giden şeyi yapabilme özgürlüğüne sahip olmayı yapamamaktan çok istemezsin ve yine sen herhangi bir insanın istediği kimseyi öldürttüğünü, malına el koyduğunu, zincire vurduğunu gördüğün zaman kıskanıp onun yerinde olmak için can atmazsın diyor Polos. Bütün bunları haklı olarak mı yoksa haksız olarak mı yapar? İster öyle olsun, ister yine de kıskanılacak. İster öyle olsun, yani kötü de olabilir. İster böyle. Yine de kıskanılacak bir şey değil mi? Böyle konuşma Polos. Neden? Çünkü kendilerine imrenilemeyecek olanlar ile zavallılara imrenmemeli, onlara acımalıdır. Ne yani benim söylediğim kimseler bu tür insanlar mı? Nasıl olmasınlar ki herhangi biri canının istediği bir insanı öldürtse ve bunu haklı olarak yapsa,
Ona zavallı ve acınacak bir kimse gözüyle mi bakarsın? Hayır, ama hiç de imrenilecek bir şey olarak görünmüyor bana. Zavallı olduğunu az önce söylemedim mi? Evet, haksız olarak öldüren için söyledim. Üstelik de acımalı dedim. Haklı olarak öldüren de imrenmeye değmez. Yani haklı olarak öldürmek de özenilecek bir şey değildir. Elbette haksız zaten kabul edilir bir şey değil. Öyle insanlara acımalı diyor. Asıl acınacak ve zavallı olan haksız olarak öldürülen değil midir? Onu öldüren kadar değil. Çok ilginç bakın. Yani öldüren daha acınasıdır diyor. Öldürdüğünde. Haklı olarak öldürülen kadar da değil Polos. Nasıl olur ama Sokrates? Bal gibi olur. Çünkü kötülüklerin en büyüğü haksızlık yapmaktır. En büyük kötülük haksızlık yapmak mı? Bu haksızlığa uğramak daha büyük kötülük değil mi? İşte bu Sokrates'in müthiş bir şeyidir. Tezidir. Değil mi? Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha kötüdür. Şu an bağlamından kopuyor mu yoksa gelişiyor mu konu? Ha, bu devamı olan mı? Evet, yani buraya kadar. Sokrates'in sürdürdüğü... Size koptu gibi mi geldi? Bana koptu gibi. Ne bakımdan? Yani şeyden, retorikten... Buraya nasıl geldi? Evet. Ya işte bütün mesele de o. Güzel bir noktaya... Güzel bir nokta ileri sürdünüz hakikaten. Çünkü bu diyalogda retorik gibi görünen şeyin aslında büyük bir etik kaygı var arkasında. İki epistemik bir şey var. Yani önemli olan durumu kurtarmak değil, gerçekte ne olup biteni. Yani tesadüfen bir insana bir bitki veriyorsun, yani bunu çiğne diyorsun, iyileşiyor. Ama bilmiyorsunuz, hani öyle demiş olmasını. Yeter ki o, ben çok iyi yaradı. Şimdi burada kalmamak lazım. Yani bu tıptan söz ederken işte aşçılık. Aşçılıkla tıp arasında fark kalmaz meselesinden yola çıkıp retoriğin nasıl etikle olan bağlantısının ne olabileceğini. Yani retoriğin bilme, hakikati aramakla bağlantısını doğrudan görebiliyoruz. Çünkü retorisyenin umurunda değildir. Önemli olan o durumu kurtarmak. Değil mi? Gerçek o mu değil mi? Onu araştırmak değil. Bunu biliyoruz. Ama bu tavır etik sonuçlara yol açıyor. Yani biraz da biz konudan hafif dışarı çıkıp genellemeler yaparsak cahillik ahlaksızlıktır. Tembellik ahlaksızlıktır. Yani hakikati araştırmama. Şimdi hakikati araştırmama tavrı içinde olan birinin
insanlarla giriştiği ilişkide haksızlık yapma yatkınlığı, eğilimi yüksek oluyor. Yani oradan güce, güçten de haklı. Evet. Yani müthiş bir şey var burada. Yani Gorgias diyaloğunun gücü ve belki de etkinliği şeyleri bağlıyor birbirine. Çok değişik alanları bağlıyor. Şimdi arkasına yazmışlar mesela bunun işte bir konuşma nasıl olacak falan filan diye. Bakın burada ne diyor? Gorgias Platon'un siyaset dahil etkili söz söyleme sanatı üzerinde enine boyuna durduğu en önemli diyaloglardan biri. Şimdi böyle bakarsak çok fazla bir şey ifade etmez etkili söz söyleme. Yani söz söyleme ile gerçeği araştırma bilme. Söz söyleme ile haksızlık edip etmeme. Çünkü söz söyleme hoşuna giden şeyleri söyleyen bir insan çok kolay başkalarını aldatabilir. Başkalarına haksızlık edebilir. Yani retorisyenin bu anlamda ikna etme gücü çok tehlikeli bir şeydir. Her türlü haltı yiyip ondan sonra mahkemede birçok söz oyunlarıyla kendini kurtarmaya çalışabilir, kurtarabilir de belki. İşte bu felaket bir şey. Çünkü bu ahlakın yok olmasına, işte insanların sömürülmesine, onların hakkının yenilmesine, yani adaletin o toplumda oluşmasına engel olan bir durum. Yani retorik deyip geçmeyelim. Parhez yani retorik ilişkisi nedir hocam? He? Doğruyu söylemek yani Foucault'un söylediği parhez yani. Ha parezyayla retorik. Ama parezya hiç alakası yok. Yok tabii canım. Yani parezya doğrudan doğruya patladak şeyi söylüyorsun. Biri bilmeyince. Korkusuzca. Yani retorikle alakası yok. Çünkü onu bir otoriteye karşı, çünkü parezya bir otoriteye yani karşı korkmadan söylemek. Evet. Bu retorisyenin amacı o değil ki. Retorisyen durumu kurtarmaya. Eğer parezya otoritenin hoşuna gidecekse, bak ne kadar güzel söylüyor, o zaman bir parezya gerçekleştirebilir. Önemli olan insanları memnun etme şeyidir. Hakikati arama veya bir davayı savunma peşinde değildir. Parezya, Foucault'un sözünü ettiği parezya bir hakkın kazanılması, bir haksızlığa uğrayan bir insanın bunu yiğitçe korkmadan karşısındakine söyleyebilmesi veya yapılan bir yanlışı söyleyebilmesi. Bu retorik değil ama. Yok, şöyle düşünmüştüm. Bir parezyastes, yani parezyayı kullanan kimse retorik tekniklerini amacından farklı olarak iyi hitabet tekniklerini kullanabilir mi? O için mi? Yoksa hiç alakalı, bunlar zıt iki kavramdır. Retoriğin amacı tamamen rağmen ikna değil, yararına iknadır ve fark çok ters bir palanlıdır. Sormak istediğim o. Şey kullanabilir, yani retorisyen parezyastes olabilir. Yani onu eğer o etkili olacaksa karşı tarafı uf işte sözünü esirgemiyor diye yani öyle bir beklentiyi sezerse retor o toplulukta onu yapabilir. Yapabilir. Onu sormak istiyorum. Evet. Ama tabii parezya Foucault'un anlattığı anlamda çok olumlu bir şey. Yani
o bir retorik tekniği olarak elbette isteyen kullanabilir ama o Yunan kültüründeki açılımları kazanılabilmesi, işte felsefede insanların sözünü sakınmadan konuşabilme imkanını veya Atina kentindeki demokrasinin denenme çabaları içerisinde bir yeri olduğunu söylüyor. Yoksa retorik bütün bunların üstünü kapatan kötü bir şey yani. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela iyi bir retor kendine zarar verecek bir ikna ortamına girmesi mümkün değildir, değil mi? Evet, yani çünkü retorun amacı veya retordan anladığımız bu yani, olduğu için ona girmezdi. Retor parleziastes olamaz ama parleziastes olan kimse kullanabilir tabii. Kullanabilir. Tamam. Çünkü burada Sokrates'in de retorik tekniklerini kullandığını biliyoruz. Platon da bunun farkındadır. Çünkü o kültürde çocukluktan itibaren bunları ediniyorsunuz. Edinemezseniz toplum içindeki saygınlığınız azalır. Yani tartışmalarda bu teknikleri bilmezseniz hep başarısız olursunuz, sözünüzü dinletemezsiniz karşınızdakine veya mahkemelerde, toplantılarda, entelektüel olsun, siyasi olsun, hukuki olsun tartışmalarda hep başarısız olursunuz. O zaman krediniz düşer yani toplum içinde. O yüzden retoriği bilmek, retoriği yerinde kullanmak. Yani retoriği haksızlığı yenmek için, hakikati aramak için, ahlakı geliştirebilmek için, belki bir arayan, araştırıcı bir felsefeci olabilmek için retorik kullanılabilir. Yani her zaman kötü değildir. Bütün büyük felsefeciler de bir şekilde bunu kullanmışlardır. Çünkü düşünme, düşünceni ifade edebilme ve birlikte giden bir şey. Yani bazı insanlar düşünür ya, düşünüyorum da bunu anlatmamda problem var, kendimi anlatamıyorum dediklerinde onların düşünüp düşünmediklerini anlamamız da zor tabii, çünkü anlatamıyor yani, öyle bir problem var. Dolayısıyla bakın, o kültürde tragedyanın gelişmesi, felsefenin gelişmesi, agora'daki canlılık, insanların bir muhabbet, bizim anladığımız anlamda olmasa da bir sürekli bir iletişim ve etkileşim içinde olmaları o kültürü müthiş zenginleştirdi ve canlandırdı. O yüzden söz ustalığı çok önemli. Yani zaman zaman boş şeyler elbette söylenebilir ama dil bilinci, bu Platon'un diyaloglarında onu sezersiniz, bir dil duyarlılığı var dile karşı. Homeros'tan bu yana okullarda o destanlar, o edebi metinler okuna okuna o kültürün insanları kendi dillerini
tadına varıp o dili zenginleştirmeyi, kullanmayı, o dille düşünmeyi, duygularını, düşüncelerini ifade etmeyi başarmışlar ki arkalarında işte yüzlerce yıl sonra biz bu metinleri arkalarında bıraktı. Bu metinleri okuyabiliyoruz. Yani retorik her zaman kötü bir şeydir diyemeyiz. Ne yaptığını bilmek, niçin kullandığını bilmek, yani herkesi memnun etmek için kullanılıyorsa o berbat bir şey. Yani kısmarlama ikna sanatı olarak kullanılıyor. Evet, kötü bir şey. Yani birini ikna etmek gerekir. İşte retorikçi sen gel retor. Şu arkadaşı ikna ediver. Ama onların hep bilim orada geliştirilen tırnak içinde bilim ve felsefe adına faydaları olmuştur. Yani sözlerle oynamanın, sözleri ustaca kullanmanın çok seviyesiz hale geldiği durumlar herhalde olmuştur. Ama bu tip sözlerle oynama onların düşüncelerini açmasına yol açmış. Hem edebi metinler oluşturabilmişler, hem felsefi ürünler ortaya koyabilmişler. Evet, nerede kalmıştık? Ha, imrenme meselesiydi. Ha, haklı, haksız meselesi. Yani onu öldüren kadar değil, haklı olarak öldürülen kadar da değildir. Kötülüklerin en büyüğü haksızlık yapmaktır. Kolos da diyor ki haksızlığa uğramak ne oluyor? Yani o kötülük değil mi? Yani sen haksızlık yapmaktansa haksızlığa uğramayı mı istersin? Bu çok anılan bir şeydir, pasajdır. Ne birini ne de ötekini isterim ama ya haksızlık yapmam ya da haksızlığa uğramam gerekseydi, değil mi? Bu gerçekten müthiş bir şey. 469C oluyor, değil mi? Haksızlık. Haksızlık yapmayı değil, haksızlığa uğramayı yeğlerdim. Öyleyse sen tiran olmayı kabul etmeyeceksin, değil mi? Eğer tiranlıktan benim anladığımı anlıyorsan hayır. Yineliyorum, benim için tiranlık demek devlet yönetiminde istediği gibi davranmak, öldürmek, sürgün etmek ve her şeyi kendi zevkine göre yapmaktır. Tiranlık budur. Sevgili Polos, Burak'ta konuşayım. Aslında konuşuyor hep ama. Söz sırası sana gelince eleştirirsin beni. Diyelim ki halkın agorada toplandığı bir sırada koltuk altıma bir kama saklayıp sana şu sözleri söylüyorum. Polos, bir tiranınkine eşit müthiş bir güç elde ettim. Şu gördüğün insanlardan hangisinin ölmesini istersem o yargımı verdiğim an ölecek,
Hangisinin kafasını kırmak istersem o kafa derhal kırılacak. Hangisinin elbisesi yırtılacak dersem o elbise yırtılacak. İşte şehirdeki gücüm böylesine büyük olacak. Sözlerime inanmadığını görüp de sana kamamı göstersem, o zaman herhalde bana şöyle dersin: böyle olduktan sonra herkes güçlü olur. Herkes istediği evi ateşe verir. Atinalıların tersanelerini, kadırgalarını ve ister devletin malı olsun ister kişinin, bütün gemileri yıkıp yakabilir Sokrates. Öyleyse her hoşa gideni yapmak, büyük bir güce sahip olmak sayılmaz değil mi? Bu koşullar altında, yani şiddet kullanarak, haksızlık ederek istediğini yapmak güçlü olmak değildir diyor. Bu tür bir güce nasıl karşı koyulur? Bir fikrin varsa söyler misin? Kim böyle davranırsa cezalandırılır diyor Polos. Cezalandırılmak kötü bir şey değil midir? Kötüdür hiç kuşkusuz. Sen de görüyorsun ki genç dostum, insan hoşuna giden ve kendine yarar sağlayan şeyleri yaparsa büyük güç sahibi sayılıyor. Ve bu da ancak o zaman iyi bir şey oluyor. İşte büyük güç denilen budur bence. Bundan ötesi kötülük ve güçsüzlüktür. Ayrıca şunu da inceleyelim. Az önce söylediğimiz o öldürmenin, sürgün etmenin, insanların malına, mülküne sahip çıkmanın kimi zaman iyi, kimi zaman da kötü olduğunu kabul etmedik mi? Ettik tabii. Hangi durumda bunları yapmak daha iyidir? Nasıl bir ayrım yapıyorsun? Bu tabii belki de tarihte ilk metinlerden biri olabilir. Yani güç nedir? Müthiş bir tartışma bu. Şimdi biz bunu Anna Arendt'in metnini okuyacağız. Yani imkan olursa. Orada Anna Arendt bunu müthiş güzel tartışır. Güç nedir? Şiddet nedir? Güçlü olmak nedir? Mesela sınıfta çocuklara sürekli bağıran, hakaret eden, susun hepinizi çaktıracağım, şöyle disipline vereceğim diyen bir öğretmen güçsüzdür. Değil mi? Yani güç böyle bir şey değil. Veya kendini hakaret eden, herkese ceza vermeye kalkan, hapse attıran güçsüzdür. Yani güç başka bir şey. Değil mi? Karşı tarafın onu kabul edip değerli bulması gerekir. Güçlü olduğun için habire geleni, yani ben güçlüyüm çünkü istediğimi öldürebilirim. Gücüm buradan gelmez. Güç bu değil. Ama bir edebiyat metninin, bir felsefe metninin bir gücü var. Değil mi? O bizi tehdit ettiği için güçlü değil herhalde, değil mi? Biz onu güçlü kabul ettiğimiz için. Yani şiddet uygulama. Burada tabii belki Hegel gil bir şey de hatırlanabilir.
Yani bir taraf efendi, bir taraf köle ise iki taraf da köledir. Çünkü efendi de köleye muhtaç. Yani sürekli olarak karısını döven bir koca. Değil mi? Kendisini dövüyordur. Çünkü artık orada onun bir saygınlığı kalmaz yani. O şeyde gitti o. Gücünü o şekilde ortaya koymaya çalışan insan gücünü kaybetmiş oluyor. O anlamda diktatörler güçlü gibi görünmüş olmalarına rağmen bir güçleri yok. Çünkü onun güçlerini karşı taraf vermesi lazım. Yani sen güçlüsün diye kabul, yani onun bir şiddet uygulamasına gerek yok. Onu bir aziz düşünelim, bir veli, bir evliyadan bir insan düşünelim. Onun gücü uyguladığı şiddetle ilgili bir şey değil. Bir söz söyle. Yani ister bunu dinle, ister dinleme, değil mi? Herhangi bir senin üzerinde bir şey kurmaz yani. Zaten kuruyorsa orada bir güçsüzlük söz konusudur. Dolayısıyla güç insanın kendisinden gelmiyor bu bağlam içinde. Karşı taraf ona o gücü veriyor. Gücü veren o. Dolayısıyla öğrenci öğretmeni, öğrenci öğretmeni güçlü gören o öğrenci onu öyle görecek. Ama sen öğrenciye baskı uygulayıp, değil mi, tehdit ederek kendini güçlü göstermeye çalışırsan, çalışıyorsan gücünü kaybettin demektir yani. Evet, şimdi sesini çıkarmayabilir, tamam, köprüden geçinceye kadar diye bir laf vardır. Ya ama sıfırsın, bittin yani onun gözünde. İşte çok düşünülecek bir şey. Gücün ne olduğu, neden bu önemli? Çünkü retorik ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bakın, ahlakın yanında bir de siyasi şey çıktı. Güç. Değil mi? Yani retorik bir güç elde etme, gücü sürdürme veya gücü ortadan kaldırma gücü. Demek ki bir politeiyayla ilgili, yani siyasetle ilgili bir şey. Dolayısıyla retorik sadece bir şey değil, güzel konuşmadan ibaret değil. Epistemik, ontolojik, yani ontolojik ne anlamda? İnsanın konuşan bir varlık olması ve konuşmanın insanlar arasındaki etkileşme içinde yeri ve insanı belirleyen yanı açısından ontolojik belki. Bilme ile ilgili hakikati aramayla epistemoloji bir boyutu var. Etik bir boyutu var. İnsan ilişkilerini bir arada yaşama etkiliyor. Ve siyasi bir yönetimle ilgili bir şey.